Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir kek tarifiyle geldim. Bir paket pudinginiz varsa mutlaka bu keki deneyin diyorum. Böyle marketlerden aldığımız paketli kekler lezzetinde çok güzel bir dokusu olan harika bir kek yapacağız. Sizleri sıkmadan hemen tarife başlıyorum. Kekimiz için 3 tane normal boy yumurta kullanacağız. Her zamanki klasik yöntemle bir su bardağı klasik su bardağı ile 200 mililitrelik bir su bardağı şekeri de ekleyip mikserle krema kıvamına gelene kadar rengi açılana kadar ortalama 1-1,5 dakika boyunca çırpacağız. Evet rengi açıldı istediğimiz noktaya geldi yumurta ve şeker. Mikserimizi hemen kapatıp kenara alalım. Diğer malzemelerimizi eklemeye geçelim. Bir bardak yine klasik su bardağıyla bir bardak süt ekliyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik de sıvı yağ ekleyeceğim. İsterseniz sıvı yağ oranını azaltabilirsiniz. Şart değil bir su bardağına yakın kullanmanız yarım su bardağı da olur. Sadece benim burada amacım biraz. Kekin malzemesini artırmak. Yine aynı klasik su bardağıyla 2,5 su bardağı un kullanacağım. Bir paket vanilya Eğer yumurtalarınız çok küçükse arkadaşlar yumurtalar çok küçükse un kıvamı fark eder. O yüzden iki bardak da kullanabilirsiniz. Eğer bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Dediğim gibi eğer yumurtaları çok küçük boy kullandıysanız normal yani baya küçük boy e, ya yumurtayı 4 dör, dörde çıkarın ya da un miktarını yarım bardak azaltın. iki su bardağı kullanın. Şimdi bir pakette kakaolu normal e, pişirdiğinizde 4-6 porsiyon çıkan pudingi bir paket kakaolu pudingi de kekimin içerisine ekliyorum. Tüm malzemeleri mikser yardımıyla karıştırmaya başlıyorum. İyice karıştıracağız. İçerisine topak topak un kalmamasına özen gösterin. Eğer bu kıvamda kekiniz baktınız e, çok koyu oldu, baya böyle kurabiye hamuru kıvamına doğru gidiyorsa arkadaşlar bu, bu şekilde akışkan değilse biraz süt eklemesi yaparak kıvamını kekinizin açabilirsiniz. Bu kek için geçerli değil. Bütün kekleri yaparken bu yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi kek kalıbımı katı yağ ile güzelce yağladım e, yapışmaz kek kalıpları bunlar. Yine de yağlamak gerekiyor. Hemen kek harcımı içerisinde boşaltıyorum. Tabağı iyice temizleyebilmek için birazcık uzatmışım burayı. Kusuruma bakmayın. Ee, sıkıcı şeyler e, uzatma. Aslında videoda sıkıcı şeyler olmasını ben de sevmiyorum. Uzatmayı ben de sevmiyorum. Sadece çok gerekli püf noktaları varsa videomu uzun tutuyorum arkadaşlar. Ee, onun dışında çabucak anlatmaya özen gösteriyorum. Şimdi şart değil ama kekimiz birazcık daha hani lezzetlensin biraz daha e, hoş olsun isterseniz şöyle 2 yemek kaşığı kadar damla çikolata ekleyebilirsiniz. Şart değil. Ama eklemek isterseniz çocukların seviyorsa ekleyin. Ceviz de ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sade de yapabilirsiniz. E, damla çikolata eklemeniz şart değil arkadaşlar. Hemen fırına gönderiyorum. 160 derecede tam olarak 1 saate yakın pişti. Döküm kek kalıbında 1 saate yakın pişti arkadaşlar. Eğer tepside pişirirseniz daha kısa sürede pişecektir. Şimdi kekimiz soğudu. Hemen şöyle e, servis tabağıma ters çeviriyorum. Yavaşça biraz e, kalıp döküm olduğu için geç soğuyor. Yavaşça çıkarmaya e, özen gösteriyorum. Düşürecektim neredeyse. Evet kekimiz soğudu. Dış dokusu biraz sert, iç dokusu pamuk gibi arkadaşlar. E, kek kalıbında yapınca dış dokusu birazcık e, daha fazla pişiyor normal yani. Hemen şöyle dilimleyerek dilim halinde göstereceğim. Bakın gerçekten çok güzel bir dokusu var. Hem böyle sıkı görünüyor. Hem de pamuk gibi çok lezzetli, çok kaliteli bir kek oluyor. Dediğim gibi markette böyle paketli hazır keklerin tadına çok benziyor. O yüzden mutlaka bir paket pudinginiz varsa bu keki yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle çatalla da detaylı göstereceğim. Bakın. hemen bölünüyor pamuk gibi. Gerçekten çok hoş bir kek oldu. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.